Kanal Üç ekranlarında mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 31 Aralık Cuma 2021'in son gününde ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklamalarda bulundu. Konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığımız tedbirlerle döviz kurundaki dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Askon Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurul'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalından kurtarıp büyüme rotasına sokmanın mücadelesini verdiklerini söyledi. Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalından kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın mücadelesini veriyoruz. Bu mücadelede en büyük güç kaynağımız, her alanda ülkemize 19 yıldır kazandırdığımız altyapı ile müteşebbisinden çalışanına insanlarımızın dinamizmidir. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya da değinen Erdoğan, aldığımız tedbirlerle döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık dedi. Son dönemde yaşadığımız önemli sorunlardan biri döviz kurundaki dengesiz dalgalanma, diğeri de fiyatlardaki fahiş artıştır. Aldığımız tedbirlerle bu iki sorundan döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Yılbaşından itibaren kurun bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz. Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Türk lirası bizim paramız. Biz onunla hareket edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara Türk lirasına sahip çıkma çağrısında bulundu. Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum ve tavsiye ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP'li belediye başkanlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Milletvekili Taytak, başkanlarla beraber daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da ziyaret ederek talep ve isteklerini ilettiler. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanları, belediyelerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Doğan Şimşek'le birlikte MHP-MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytağ'ı mecliste ziyaret etti. Kendi bölgelerine vermiş olduğu desteklerinden dolayı Milletvekili Taytağ'a teşekkür eden belediye başkanları talep ve isteklerde bulundular. İyi olacak. Hastanın doktor ayağına gelir hesabı olacak. Bütün arkadaşlarımız gerçekten başarılı. Vekil sayımızın daha da artmasını temenni ediyorum. Bu şekilde sizin yanınızda olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Toplamayı Dinar'da yapıyoruz. Çöpleri vekilim. Bizim araçlar da küçük olduğu için çöp aracımızın büyük olması gerekiyor. Kime ne araç ihtiyacımız olursa talep ediyoruz. Bizden ne aracı ihtiyacımız olursa veriyoruz. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren milletvekili Taytak şöyle konuştu. Maşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin Afyonkarahisar belediyeleri olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin en yüksek belediyesi olan il biziz. Sizlerin sayesinde. Hepimiz Allah için ciddi manada çalışıyoruz ve çalışıyorsunuz da. Özellikle belediyelerimiz seçim öncesinde meydanlarda hangi sözü vermişseniz şu ana kadar fazlasıyla yerine getirdiniz. Hepinizi ayrı ayrı takip ediyorum. Hepinizin ihtiyaçlarını biliyorum. Hepinizin ihtiyaçlarına göre de çözüm bulmaya çalışıyorum. MHP İl Başkan Yardımcısı Doğan Şimşek ise Milletvekili Taytak'tan övgüyle bahsederek belediye başkanlarına da çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bize her zaman abilik ediyorsunuz, her zaman babalık ediyorsunuz, her zaman bize önderlik ediyorsunuz. Yani Afyonkarahisar bütün teşkilatımıza, belediyelerimize her türlü konuda hiçbir şey esirgemiyorsunuz. Bu konuyla alakalı hakikaten emeğiniz çok. Belediye başkanlarımızın da ne eksiği olursa ayırdım etmeksizin
Hepsine burada Çevre Bakanlığı'nda olsun, Milli Emlak'ta olsun, diğer kurumlarda olsun canla başla çalışıp oraya Afyon Karahisar'a bir şeyler kazandırmak için mücadele ediyoruz hep birlikte. Evet. Ama sizin önderliğinizle. Belediye başkanlarımız da canla başla elinden geleni yapıyor, gayret içerisinde çalışıyorlar. Kendi ilçelerine, kasabalarına hizmet ediyorlar. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayraklarını orada dalgalandırıp bizleri temsil ediyorlar. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaretinin ardından Milletvekili Taytak ve Belediye Başkanları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek araç ve ekipman desteği talebinde bulundular. Bir saat süren görüşmenin ardından bütün belediyelere araç destekleri, hibeler, krediler ve bakanlığımıza bağlı kuruluşlardan destekler alındı. Hepinize ayaklarınıza sağlık başkanım. Çok güzel bir ziyaret oldu. Normal zamanda sadece iş değil, her zaman gelebilirsiniz. Afyonkarahisar'a vermiş oldukları desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Milletvekili Taytak şöyle konuştu. Bugün de yine belde ve ilçelerinin istek var olan topladılar. Sayın Murat Kurum, Kurum Beyefendi'yi ziyaret ettik ve kendisine belediyelerimizin ihtiyaçlarını izah ettik. Sağ olsunlar, ellerinden geldiğince bütün belediyelerimizin istek var olanı yerine getirmek adına belli miktarda destek verdiler. Yani bugün yine Çevre Bakanlığımızdan heybelerimizi doldurduk. Evet. Hep birlikte Afyon'a döndüğü güzel yola çıkacağız. Afyonkarahisar muhalefet il başkanları aylık basın açıklamasını yaptı. İl başkanları iktidarı eleştirdi, erken seçim vurgusu yaptı. Çok kıymetli il başkanlarım, değerli basın mensupları. Afyonkarahisar muhalefet il başkanları bu ay İYİ Parti ev sahipliğinde toplandı. Memleketi yönetenlere en azından muhalefetin... Bir kafede buluşan muhalefet il başkanları basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yalçın Görgöz, İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, Demokrat Parti İl Başkanı Hikmet Bülbül, Millet Partisi İl Başkanı Selahattin Genç, Gelecek Partisi Siyasi İşler Başkanı Aydemir Kurt katıldı. Paylaş haber yapmayan, montajdan anlamayan, ahlaklı basınımızı çok seviyorum. İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, 2021 yılının son gününde olduklarını belirterek eleştiri yağmuruna tuttu. Ülkemiz öyle tek bir siyasi partinin güdümünde bırakılacak kadar ucuz bir ülke değildir. Her karış toprağı şehit kanıyla yoğrulmuştur. Bu topraklar kolay kazanılmamıştır. Buradaki siyasi farklılıklarımız bir tarafa, vatan millet söz konusu olduğunda hepimizin tek bilek, tek yumruk bir şekilde her türlü tehlikeye karşı mücadele edecek ferasete ve güvene, özgüvene sahibiz elhamdülillah. Daha sonra söz CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz'e verildi. Görgöz, ülkenin yönetilemediğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz faizin karşısındayız. Kesinlikle karşısındayız. İktidarın elinde sıfırlasın faizi, sıfırlasın, fiyatları düşürsün. Hepimiz bundan yanayız. Dolara da dövize de karşıyız. Ama siz bütün ekonomik düzeninizi bunun üzerine oturtmuşsunuz. Millet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Selahattin Genç de eleştirilerini sıraladı. Ekonomimiz maalesef çöktü. Gittiğimiz yerlerde, köylerde insanımızın hali çok berbat. Tek kuralı vardır İslam'ın. Bir, adalettir. Ve Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, devletin dini adalettir. Devletin dini adalettir. Başka hiçbir şey değil. Eğer gerçekten adalet uygulanmış olsa bu ülkenin ekonomisi de, eğitimi de, sağlığı da her alanda bu ülke uçacak bir ülke. Gelecek Partisi adına konuşan Aydemir Kurtsa 2021 yılının zor geçtiğini dile getirdi. Dolayısıyla o kadar çok sıkıntılı bir yıl yaşadık ki insanımız resmen enkazdan çıktı. Ve hala da bu enkaz devam ediyor. Şimdi bakıyorsunuz işte aile içi patlamalar, ekonomik sıkıntılar, sağlık alanındaki problemler, eğitim faciası ki başkanlarımız sıklıkla dile getirdiler. Yani inanılmaz bir yıl yaşadık. Demokrat Parti İl Başkanı Hikmet Bülbül ise mutfakta yangın var dedi. Gerçekten insanların yarından emin olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. En büyük şey mutfakta yangın var. Dün aldığımız, marketlerden aldığımız temel gıda maddelerini bugün alamıyoruz. Enflasyon değerleri doğru dürüst açıklanmıyor.
Evet, asgari ücrete bir zam yapıldı. Ama bu zam verilmeden eridi. İl başkanları vatandaşların yeni yıllarını da kutlayarak 2022 yılı için umut aşılamaya çalıştı. Çok acılar çekiyor bu millet. Yıllardır çekiyor. Şimdi ekranlarınıza kadınların başarı hikayesini getiriyoruz. Eciler Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan kooperatifte çikolatalar kadınların elleriyle hazırlanıyor. Günlük 150-200 kilogram çikolata üretiliyor. Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan kooperatifte kadınların yaptığı doğal çikolatada seri üretime geçildi. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinden. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla başlatılan Kadın Kültür Evleri projesi kapsamında kurulan Evciler Kadın Kültür Evi'nde ev kadınları yaptıkları doğal çikolatayla aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınların çikolata imalatına yönelik kapsamlı eğitim aldığı kooperatifte yapılan ürünler, marketlerde ve Afyonkarahisar Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Afyon Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan albikere.com sitesinden satışa sunuldu. Evciler Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, 7 ay önce kooperatifi kurduklarında farklı bir şey olsun diye çikolata yapmaya başladıklarını söyledi. Biz 6-7 ay önce kooperatifimizi kurduğumuzda ilk başta dedik ki diğer kooperatiflerden farklı bir şey yapalım. Ne yapalım? Bambaşka bir şey tercih ettik, çikolata yapmaya başladık. 7 aylık bir sürecin şu anda sonuna geldik. Çok da güzel bir noktaya getirdik bulunduğumuz noktada. İşte gördüğünüz üzere makinelerimiz, teçhizatlarımız tamam. Hanımlarımız bu konuda artık uzmanlaştılar. Şu anda bizim günlük 150 kilo, 200 kiloya yakın kendimizi atıl kapasiteyle çalıştığımız vakitte üretimimiz var. Bunu daha da arttırmaya çalışıyoruz. Ekstra teçhizat getiriyoruz. Şu anda kooperatifimizde 7 kişi çalışıyor. Hem kooperatifin kurucu üyeleri kendileri aynı zamanda. İnşallah yakında bu kooperatifimizi daha da geliştireceğiz, daha da büyüteceğiz. Bu evcilerdeki köylerimizdeki kadınlara farklı bir iş olanağı sağlayacağız. Çikolata üretimine el yordamıyla başladıklarını ifade eden Kaymakam Buyuran hedeflerini de anlattı. Bizim felsefemiz, bizim motomuz şuydu: katkısız doğal çikolata üretmekti. Daha sonra biz bu işi geliştirdik. Yaptığımız çikolatalar çok beğenildi. Hem ilde çok beğenildi, hem de diğer ilçelerde gönderdiğimiz çikolatalar çok beğenildi. Kazandığımız neticesinde biz de bu sektörde biraz daha ilerlemeye çalıştık. Makineler aldık, biraz daha büyüttük. Hala doğal ve katkısız çikolata üretiyoruz. Hanımlarımız sağ olsunlar bu konuda artık uzmanlaştılar. Onlara İstanbul'dan hocalar getirttirdik, eğitimlerini aldırdık. Şu anda hepsinin uluslararası sertifikaları var. Bunun şekilde bir imalathane daha açmak, ulusal pazarlarda, ulusal marketlerde ve sanal marketlerde pay sahibi olmak, daha sonra ise ihracata açılıp ülkemizi yurt dışında bu şekilde temsil etmek. Yani biz istiyoruz ki evcilerin çikolatası dünyaca meşhur olsun. Kooperatif Başkanı Keziban Bozan da bir yerlere gelmek, bir şeyler başarmak için evcilerliler olarak biz de buradayız diyoruz dedi ve şöyle devam etti. Bir yerlere gelmek, bir şeyler başarmak, evciler olarak biz de buradayız demek istiyoruz. İncila markamızla, çikolatamızla Afyon'un Şirinbiye ilçesi olarak ortaya çıkmak için hazırız. Bolvadin'de polis ve jandarma ekipleri yılbaşı gecesi öncesi trafik denetimine sabah erken saatlerde başladı. Bolvadin'de yılbaşı denetimleri gündüz saatlerinde başladı. Gerçekleştirilen denetimlere Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat da katıldı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik, asayiş ve olay yeri inceleme ekipleriyle jandarmanın trafik ve karakol ekipleri de yılbaşı öncesi genel denetimlere katıldı.
Yılbaşını Bolvadin'de geçirmek için karayoluyla ilçeye gelen sürücülere yol durumu hakkında bilgi verilirken ayrıca sürücülerin belge kontrolleri de yapılıp araçların içerisindeki yolcuların da GBT sorgulamaları gerçekleştirildi. Emniyet kemerimiz takılı. Şüphelenilen araçlarda arama yapan ekipler sürücülere emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonuyla konuşma ve uykulu araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Kontrol noktalarının tamamında genel denetimlerin gece boyu da süreceği öğrenilirken, denetime katılan Kaymakam Bolat da durdurulan araçlardaki vatandaşların yeni yıllarını tebrik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde başlatılan yeni konsept projesi Çay ilçesinde de hayata geçirildi. İlçe halkına hizmet veren nüfus müdürlüğü yeni konsepti ve kaliteli hizmet anlayışıyla ilçe halkının beğenisini topladı. Çay Hükümet Konağı'nda ilçe halkına hizmet veren nüfus müdürlüğü, yeni konsepti ve kaliteli hizmet anlayışıyla ilçe halkının beğenisini topladı. Çay İlçe Nüfus Müdürü Murat Hakan Kucur, ülke genelinde tüm nüfus müdürlüklerinde başlatılan yeni konsept projesiyle ilgili konuşarak projeye destek verenlere teşekkür etti. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla ülke genelimizde nüfus müdürlüklerinde başlatılan yeni konsept projesi kapsamında Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in himayelerinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürümüz Sayın Erkan Tanyeri'nin üstün çabalarıyla ve merkezimizde ve 17 ilçemizde eş zaman olarak beraber başlatılan proje ilçemizde Sayın Kaymakamımızın Mehmet Turgut'un destekleriyle tamamlanmıştır. Halkımıza bu hizmeti vermekten gerçekten çok mutluyuz. Müdür Kucur hizmetler hakkında bilgi vererek sözlerine şöyle devam etti. Evde nüfus hizmeti sağlıyoruz. Müdürlüğümüze gelemeyecek durumda olan yaşlı, hasta durumda olan vatandaşlarımıza kimlik, adres kaydında evlerine kadar giderekten bu konuda hizmet sağlıyoruz. Muhtarlarımıza, Halk Eğitim Müdürlüğümüzde hizmetçi eğitim verdik bu konuda. Muhtarlarımız da artık müdürlüğümüze gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımıza adres konusunda yardımcı olup sisteme aktardıklarında biz buradaki kendi mühendis sistemimizden bu vatandaşlarımızın yapmış oldukları adres beyanlarını sisteme kaydederekten vatandaşlarımız müdürlüğümüze gelmeden hizmet almalarını sağlıyoruz. Dijital arşivle alakalı da konuşan Müdür Kucur, bütün hizmetlerin dijital ortamda yapıldığını belirterek vatandaşların hizmetlerini ayağına kadar götürüyoruz dedi. Dijital arşiv projemiz başladı Sayın Bakanımızın talimatıyla. Artık evlenmede, ölümde, doğumda dijital arşiv projemizde bütün hizmetlerimizi dijital ortamda yapmaya başladık. Artık dijital çağda vatandaşlarımızı hizmetlerini ayağına kadar götürüyoruz. Evet. Devlet şifresini oraya söyleyeyim. İmza mühür mü işin olacak? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarpan yolcu otobüsünün muavini yaralandı. Bünyamina idaresindeki Antalya-Bursa seferi yapan yolcu otobüsü Afyonkarahisar-Antalya Karayolu Dinar Caddesi mevkisinde refüje çıkarak çit, aydınlatma direği ve 3 ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs muavini ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Afyonkarahisar'da eski bir binanın bacasında çıkan yangının çatıya sıçramasıyla büyük panik yaşandı. İtfaiye ekipleri ise dar sokaklarda park eden araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte büyük güçlük çekti. İtfaiye baca yangını çıkan ahşap eve ulaşmak için önce park engelini aştı. Yangın Afyonkarahisar Merkez Burmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Eski ahşap bir binanın bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangına müdahale etmek için dar sokaklardan geçmeye çalışan itfaiye ekipleri park eden araçlar nedeniyle yolun kapalı olmasından dolayı yangın bölgesine ulaşmakta büyük güçlük çekti. Polis ekiplerinin devreye girmesiyle park eden araçların kaldırılması sonucu yangının meydana geldiği eve ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Afyonkarahisarlı vatandaşlar 2021 yılı nasıl geçti? 2022 yılından beklentiniz nedir? Sorusuna yanıt verdi. Bakalım halk ne demiş? Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşlar 2021 yılı nasıl geçti? 2022 yılından beklentiniz nedir sorusuna yanıt verdi. Piyasaların durgunluğuyla kötü geçirdik yani 2021. Vatandaşların büyük çoğunluğu 2021 yılında koronavirüsün hayatlarını olumsuz etkilediğini ve bazı yakınlarını koronadan dolayı kaybettikleri için büyük üzüntüler yaşadıklarını dile getirdiler. Kötü geçti. Burgun geçti biraz, kötü geçti. Bu pandemiden dolayı, hastalıklardan dolayı halk bir rahat nefes alamadı. En üzücü haber babamı kaybettim bu hastalıkta, bu pandemiden, Covid'den. Çok bizim için kırgın ve bu üzücü geçti. Valla kötü bir işte bu virüs olayları, ondan sonra işlerin durgunluğu, piyasaların durgunluğuyla kötü geçirdik yani 2021. Koronanın ekonomilerini de olumsuz etkilediğini söyleyen vatandaşlar, yeni yıldaki en büyük beklentilerinin ise sağlık ve özellikle de koronavirüs salgının bitmesi olduğunu dile getirerek herkese iyi seneler dilediler. Sağlık, huzur, işlerimizin açılması, esnaf olarak yani istediklerimiz bunlar. 2022'den beklentilerimiz sağlık, iyi işler. Isparta'da bir iş yerine giren sevgililer toplam 3500 lira değerinde iki tane kol saatini çaldı. Şüphelilerin saatleri çaldığı anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Kız arkadaşından şans öpücüğü aldıktan sonra 3500 lira değerindeki iki saati çaldı. Isparta'da iki kişi aldır bijuter işiyle uğraşan Ahmet Kerim Selçuk'a ait iş yerine girdi. Sevgilisine şans öpücüğü verdikten sonra çiftlerden bir tanesi iş yeri sahibini oyalamaya giderken, diğeri ise saat bölümüne giderek 3500 bin lira değerindeki iki tane kol saatini inceledikten sonra cebine koydu. Hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlarsa iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi Selçuk daha sonra saat rafının boş olduğunu görünce şoke oldu. Hemen polis ekiplerini arayarak hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu. Polis ekipleri iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Konya'da da bir apartmanda motosikletin çalınması güvenlik kamerasına yansırken motosikletini bulmak için sokak sokak gezip çalıntı ilanı asan 20 yaşındaki genç motosikletini bulana 1000 lira ödül verecek. Konya'da bir apartmandan motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüler Konya'dan. Muhammed Emin Çobanoğlu sokak üzerindeki 4 katlı apartman girişine motosikletini akşam okuldan geldikten sonra kilitleyerek evine çıktı. Sabah evden markete ekmek almak için çıkan Çobanoğlu motosikletini bıraktığı yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonrasında olayın yaşandığı sokak üzerindeki bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinde bir şahsın apartmanı incelemesi bir süre sokak üzerinde gezdikten sonra motosikleti alarak sokaktan hızla kaçtığı belirlendi. Polis incelemelerin ardından şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Motosikletin sahibi Çobanoğlu motosikletini bulan kişiye 1000 lira ödeyeceğini söyledi. Motoru çok sevdiğim için benim için hem manevi hem maddi değeri büyük olduğu için nasıl bulacağım hakkında biraz beyin fırtınası yaptık. Ondan sonra insanın dikkatini çekebilmek için ortaya bir para miktarı koyduk. Ve bunun biraz daha inandırıcı para miktarı olması gerekiyordu. Sallama olması gerekmiyordu. O yüzden lira gibi bütçe ayırdık. Bulan, gören vesilesi yani vesile olan kişiye 1000 lira ödeyeceğim.
Antalya'da geçtiğimiz günlerde bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 9 kişi tutuklandı. Cinayeti işlediği tespit edilen cinayet zanlısı da emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olay 25 Aralık Cumartesi günü Konya Merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu ticareti sonrası alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı çatışmaya dönüştü ve bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya 20 kişinin karıştığını tespit ederek çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla Konya'da 17, Adana'da da 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet şüphelisinin de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Kütahya'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında astım hastası çocuğu ve yaşlı iki kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Dokuz katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Görüntüler Kütahya'dan. Bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bir taraftan yangına müdahale ederken bir taraftan da vatandaşları evlerinde tahliye etti. Dumandan etkilenen astım hastası bir çocuk ve iki yaşlı kadın, itfaiye ekiplerin aracıyla pencereden alınarak aşağıya indirildi. Ambulansla tedavileri yapılan kadınların ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kullanılmayan ev eşyalarının bulunduğu bodrum katındaki yangın, 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 332 sikkeli altı eşya ele geçirildi. 3 şüpheli de gözaltına alındı. Ekipler göz açtırmadı. Düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 332 sikkeli altı eşya ele geçirildi. Olayın adresi Konya. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin elindeki tarihi eser niteliğindeki eşyaları satmaya çalıştığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, tarihi eserlerin sevk edildiği otomobili İstanbul Karayolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramalarda 332 sikke, yüzük ve kolye uçlarından oluşan 6 eşya, 34.460 lira para, 3.700 İsviçre frangı ve 400 avro ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, daha sonra Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaparak Konya'ya yerleşen 7 şüpheli yakalandı. Ekipler terör şüphelilerine göz açtırmadı. Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaparak yerleşen 7 DAEŞ'li yakalandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye ve Irak'ta DAEŞ silahlı terör örgütü eylemlerine katıldığı tespit edilen kişilerin Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Terör eylemlerini engellemek amacıyla 9 yabancı uyruklu şahsa yönelik il merkezinde tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleşen operasyonda DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okulun bahçesinde yaklaşık 3 ay önce bitkin halde bulunan kediye öğrencilerle öğretmenler sahip çıktı. Pamuk okulun maskotu oldu. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir okul bahçesinden. Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan kedi okul yönetimi tarafından veterinere götürülerek tedavisi ve aşıları yaptırıldıktan sonra sahiplenildi. Öğrenciler pamuk için bahçeye kulübe yaptı. Sahiplendik biz. Bunun adını pamuk koyduk. Öğrencilerin okulda olmadığı zamanlarda kulübesi önüne yiyeceği bırakılan kediyle teneffüslerde ve öğle aralarında hem öğrenciler hem de öğretmenler ilgileniyor. Derslerde kimi zaman sıraların arasında gezinen pamuk, ders dışında da öğrencilerle okulun koridorunda ve bahçede oyunlar oynuyor. Lisenin müdürü Mehmet Aksoy, bakımı öğrenci ve öğretmenlerin sorumluluğunda olan kedinin kısa sürede okulun maskotu haline geldiğini söyledi. 2-3 ay önce okul bahçemizde bir tane beyaz bir sevimli kedi gördük. Müdür yardımcımızla birlikte kedimizin yani aç olduğunu fark ettik ve müdür yardımcısı arkadaşımız marketten buna yiyecekler getirdi ve bu şekilde kedimizi sahiplendik. Veterinere götürülerek tedavisini yaptırdıklarını anlatan Aksoy şöyle konuştu. Her öğrencimizin ruhunda bir hayvan sevgisi olduğunu keşfederek öğrencilerimiz de kedimize sahip çıktılar ve artı ona bir yuva yaptılar. Yine öğrencilerimiz tarafından diğer kuşlara veya da diğer hayvanlara yuva yapmamız projemiz devam ediyor. Kedimizin aşısını yaptırdık ve gözünde bir görme problemi vardı ve buna damlasını aldırdık. Şu an tedavisi de devam etmektedir. Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle Eskişehir'de taksimetrelerini güncelletmesi gereken taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere taksimetre açılış ve kilometre başına artış ücretlerine zam geldi. Yeni ücretlerin taksimetrelere uygulanması ise yetkilendirilmiş servisler tarafından 31 Aralık'ta yapılıyor. Kent merkezinde 468 adet taksi bulunan Eskişehir'de sadece tek yetkili servis bulunuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren taksimetrelerini güncelletmesi gereken taksici esnafı servis önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mesai zamanını taksimetre kuyruğunda harcayan taksicilerse hem çalışmamaktan hem de müşterilere hizmet vermemekten dert yandı. İşler yoğun olduğu zaman bu tarz uygulamaların burada yapılması yanlış. Bunu belli saatlerde belli duraklara gelinip de yapılmış olsa ne vatandaş çarşı içerisinde merkezde mağdur olur ne de taksici esnafı burada saatlerce sıra bekler. Bir saat oldu bekliyoruz. Önümüzde 2-3 tane araba var. Bir saate yakındır bekliyoruz. Yani buna bir çözüm bulunması lazım. Şoförler cemiyeti mi olur, belediye mi olur? Tek yerden işte bak millet eziyet çekiyor. Bunun ya duraklarda birkaç tane adam görevlendirerek yapılması lazım ya da burayı belli bir günlerde duraklara ayırarak yapılması lazım. Metreler cüzdanlayan sarı kuyruk drone'la havadan görüntülendi. Konya'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler gece gündüz kuzulayacak koyunları için mesai yapıyor. Besiciler yavrulayacak koyunlarını kamerayla takip ediyor. Görüntüler Konya'nın Kulu ilçesinden. Abi kaka kaldı sen. Dedeli Kuyu Yaylası'nda küçükbaş hayvancılıkla uğraşan besiciler zorlu kış mevsimine göğüs gererek en önemli geçim kaynakları olan hayvanlarıyla ilgilenmeyi sürdürüyor. Kötü olan var. Sürü sahipleri bugünlerde yavrulayan koyunları için yoğun mesai harcıyor. Ağıllara kurulan kameraları sürekli takip eden besiciler doğum yapacak koyunları tespit edip yardımına koşuyor.
İkiz, üçüz doğuran kuzular ağlarda yapılan bölmelerde özenle bakılıyor. Besici Mustafa Körhan, ağılda çalışan çobanlarıyla kuzulayan koyunlar için gece gündüz nöbet tuttuklarını söyledi. Bizim burada kamera sistemimiz var. İçeride kamera var. İçeriden seyrediyoruz. Efendime söyleyeyim, doğum normalse, kuzuyu alıyorsa, hiçbir aksaklık yoksa müdahale etmiyoruz. Ola ki ters geliyor. Efendime söyleyeyim, o zaman müdahale etmek zorunda kalıyoruz. İkizleri farklı yere ayırıyoruz, üçüzleri farklı yere ayırıyoruz, tekleri farklı yere ayırıyoruz. Onların belli rasyonları var. İkizlere farklı bir rasyonda besliyoruz, üçüzleri ayrı farklı bir rasyonda, tekleri ona keza o şekilde ayırıyoruz tabii. Tabii ölüm olduğu zaman süt anne yapıyoruz. İkizlerden alıp tek olana süt anne yapıyoruz. O şekilde müdahale ediyoruz. Afyonkarahisar'ın Sandıklı'yla Şut ilçeleri arasında yer alan Kumalar Dağı'nda bulunan yılkı atlarının kar üstünde yiyecek araması görüntülere bakın nasıl yansıdı. Kumalar Dağı'nda kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi. Yüksek kesimlerde özellikle kış ayları yaban hayatı için çetin geçiyor. Ormanın iç kesimleriyle dağlarda yaşam alanı bulan ve sayıları tam bilinmeyen yılkı atları 25-50'lik gruplar halinde karla kaplanan bölgelerde yiyecek arıyor. Beyaz örtü ve ağaçlar arasında bölgeye ayrı güzellik katan atların buradan ayrılırken tek sıra halinde ilerleyişi görsel şölen sunuyor. Sıcak havalarda ormanların yüksek kesimlerinde bulunan yılkı grupları kışın aç kalınca ovalara, tarım arazilerine ve özellikle köylerdeki karayollarına inebiliyor. ...2021'in son gününde Kanal 3 muhabiri Ferhat Yüksel'in hazırladığı Afyonkarahisar panoramasının Aralık ayına bakacağız. Yıl boyunca devam eden rutin programların yanı sıra ilimizdeki gelişmelerin detayı haberimizde. İnsanların yatırım ve girişim cesareti artar. Fütursuzca açıklamalar yapıyor, hala orada tutuyorsunuz. Atatürk'le problem olan Afyonkarahisar'da yaşamasın kardeşim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bizim düşüncemiz net ve belli. Afyonkarahisar'da bir yıl boyunca rutin devam eden programlar oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi her hafta devam eden haftalık basın açıklamalarını sürdürdü. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın yaptığı zammın yarısından daha az bir seviyede. Halk da pandemi. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ama Afyonspor olunca her şey teferruat yani. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ziyaretlerinin yanı sıra sosyal medyayı da çok etkin kullanan isimlerden biri oldu. Koyu bir afşet Afyonspor taraftarı ve Afyon sevdalısı olduğunu her zaman dile getiren Vali Çiçek, Afyonkarahisarlılar tarafından çok sevildi. Afyon'daki herkesin gönlünün Afyon'la attığını biliyorum zaten. Afyonkarahisar milletvekilleri Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunseven, Mehmet Taytak, Burcu Köksal, Gültekin Uysal da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaman zaman açıklamalarda bulundular ve Afyonkarahisar'da ziyaretlerine devam ettiler. Bak gördün mü diyorum. Ya diyor dur diyor gazeteciler görecek diye. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek her hafta cuma günleri bir mahalleyi ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinledi. Her ayın ilk günlerinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Başkanlığı'nda Afyonkarahisar Belediye Meclis toplantıları gerçekleştirildi. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi toplantıları ise İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban Başkanlığı'nda toplandı. İhsaniye'de evli ve iki çocuk annesi olan 25 yaşındaki hemşire yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Balıkesir ve Afyonkarahisar'da FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 11 şüpheliden onu gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da da bir zanlı yakalandı. Teknofest'ten ödülle dönen Akü Elektrik Mühendisliği Bölümü Elektrik Kulübü tarafından yapılan %100 elektrikli otomobil, Uçar Koleji'nde öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Onlar aş engel tanımaz ki diyenlerden. Afyonkarahisar'da doğuştan engelli çift 9 yıl önce bakım evinde tanışarak hayatlarını birleştirdi ve şimdi mutlu, mesut bir hayat sürüyor. Ele geçirdikleri Afyonkarahisarlı bir vatandaşın Instagram hesabı üzerinden yurt genelinde birçok vatandaşı iddia kuponu satma vaadiyle 451 bin TL dolandıran 7 kişi Mersin'de yapılan operasyonda polis tarafından yakalandı. Şuhut'ta 600 yıllık tarihi hamam restore edildi. Şuhut Belediye Başkanlığı'nda tarihi hamamı Şuhutlu Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi haline getirerek hizmete açtı. Yaklaşık 5,5 ay önce yapımına başlanan karayolları kavşağındaki alt geçidin açılışı 6 Aralık'ta gerçekleştirildi.
Durgun adam. Anam sen kardeşim. Baş. Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma Resul Koç, memleketi Bolvadin'de düzenlenen resmi törenin ardından toprağa verildi. Afyonkarahisarlı yazar Rabia Burhan, 3. kitabı Bir Gecelik Gelin Çiçeği ile okurlarıyla buluştu. Şu anda kendi memleketim Afyonkarahisar'da imza günündeyim ve çok mutluyum. Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 52 yaşındaki jandarma subay kıdemli başçavuş Ayhan Kuzucu, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. İş adamı Erkan Güral, Ukrayna Afyonkarahisar Fahri Konsolosu olarak atandı. Ukrayna Afyonkarahisar Fahri Konsolosluğu'nun açılış töreni NG Afyon Otel'de gerçekleştirildi. Sinanpaşa'da masum bir köpeği önce ezmeye çalıştılar, ardından da trafik dubasıyla köpeğe saldırdılar. Afyonkarahisar valisi Gökmen Çiçek, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Minik dostumuzun veteriner tedavisi yapılıp barınağa teslim ettik, olayın takipçisi olacağız," dedi. Bunun içinde bir kedi, iki tane tavuk var. Çaya bağlı Akkonak köyünde köpek, kedi, horoz ve tavukların da aralarında olduğu 15'e yakın hayvan çeşitli yiyeceklerle zehirlenerek telef edildi. Şuhut'ta 2016 yılında işlenen ve 3 kişinin tutuklandığı cinayet olayında soruşturmanın peşini bırakmayan polis, olayın azmettiricisi olarak bir kişiyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. Tüm fırıncı esnafına un dağıtımı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün, fahiş fiyatlara fırsat vermeyeceklerini bir kez daha vurguladı. Aralık ayında Türkiye Enduro ve ATV şampiyonası heyecanı yaşandı. Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki jandarma uzman çavuş İsmet Can Yıldız, Bolvadin'de son yolculuğuna uğurlandı. Dasgır'da belediye tarafından yapılan Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi inşaatı tamamlandı. Nazlı yârim Osman diyor çalımlar, onun için kapan. Anadolu insanının samimiyetiyle yüreğinizi ısıtan bir haberdi. İhsaniye'de bir vatandaş Afyonkarahisar valisi Gökmen Çiçek'e türkü söylemişti. Nazlı yârim Osman diyor çalımlar. Polis sahte gübre satan bir şahsı düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Baskında yaklaşık 24 ton sahte sıvı ve katı gübre ele geçirildi. Allahu Ekber! Antalya'da ölen kardeşlerini defin için Afyonkarahisar'a getiren aile adeta şok yaşadı. Kendilerine başka birinin cenazesinin verildiğini gören aile üyeleri, üzerinde kimliği bulunmayan cenazeyi kendi soyadlarını vererek aile mezarlığına defnetti. Haber? Sağ olun. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapım tamamlanan Anıt Park Kafe törenle açıldı. Yalan yanlış sosyal medyada bir şeyler yazıldığı mesleğimizde körelten şeylerden birisi de bu. Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti ve AKÜ işbirliğinde basın mensuplarına yönelik eğitim semineri düzenlendi. Duayen gazeteciler tecrübelerini genç meslektaşlarına aktarırken öğretim üyeleri tarafından meslek hakkında eğitim verildi. Haber bilinmeyen şeyleri bilinmesini isteyen, bekleyen insanlara sunumdur. Afyonkarahisar'ın turizm cenneti olan Frig Vadisi beyazlara bürününce etkileyici manzaralar oluştu. Karlar altında balon uçuşu da gerçekleştirildi. Türkiye'nin 3. caz festivali olan Afyon Caz ve Klasik Müzik Festivali. Kültür turizmi açısından çok önemli. Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Festivali Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 2021 yılı özel ödülüne layık görüldü. Yıllardır beklenen Kibele heykeli Afyonkarahisar'a geldi. Kibele heykeli Arkeoloji Müzesi'ndeki en özel yere konuldu. Soğuk kış geceleri tel helvasız olmaz tabii ki. Sandıklı'da Gezek Kültürü ve Yaren Meclisleri'nde yapılan tel helva geleneği sürdürülürken, vatandaşlar köy odaları ve evlerinde tel helva ile muhabbetlerini tatlandırıyor. Sandıklı'da evlerinin açık olan penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk maalesef yaşam mücadelesini kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Avşet Afyonspor, Bitci ile işbirliği protokolüne imza attı. Oreci Araştırma Şirketi 2021 yılına ait araştırma sonuçlarının analizlerini paylaştı. En başarılı belediye başkanları anketinde iller arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ilk 5 içinde yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Afşet Afyonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçı uzatma dakikalarında biri penaltıdan 2 gol bulan Fenerbahçe 2-0 kazanarak bir üst tura çıktı. Afyon ekibi Afşet Afyonspor güçlü rakibine karşı oynadığı futbol ve mücadelesiyle beğeni topladı. Şanlı zaferlerle kalbimde girdim. Sönmeyecek, bitmeyecek tek senin ismin. Evet değerli izleyenler, 2021 geride kaldı. Yeni yıla ise saatler. Zaman zaman ailemizden çok gördüğümüz, birlikte her anı paylaştığımız mesai arkadaşlarımız yeni yıl mesajlarını aktardı. Muhabir arkadaşımız Merve Çelik'in haberini, kameraman arkadaşımız Ramazan Şimşek görüntüledi. Bakın o samimi anlar nasıl kayda geçti. Evrenin yeni yıldızı olarak 17 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Kanal 3 televizyonu çalışanlarının yeni yıldan temennileri ve mesajları var. 2021 yılı geride kaldı. Yepyeni bir yıla adım atıyoruz. Peki Kanal 3 ailesi yeni yıl mesajlarında neler söylediler? Gelin birlikte bakalım. Acısıyla tatlısıyla 2021 yılını geride bıraktık. Tabii pandemi de dahil olmak üzere gerek dünyayı gerek ülkemizi üzen bir sürü hadise yaşadık. Özellikle pandeminin bittiği bir yıl olması dileklerimle ve kanalımızın 2022 yılında daha iyi yerlere yelken açması dileğiyle bütün izleyicilerin yeni yılını kutluyorum. Tüm ülkemize ve Müslüman alemine 2021 yılında yaşadığımız olumsuzlukların geride kaldığı, mutluluğun, huzurun, sağlığın, bereketin geleceği bir yıl olmasını umut eder. Türkiye'mizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç diliyorum. Herkesin sevdikleriyle birlikte yani mutlu mesut olmasını istiyorum. Ve herkesin de sevdiklerinin değerini bilmesini özellikle istiyorum inşallah. Herkes için iyi bir yıl geçer. Yeni yılın herkese huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Öncelikli olarak sağlık, akabinde huzur ve başarı dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Öncelikle 2021'den daha güzel olsun. Sadece bizim değil, bütün Afyon'un, bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın arzuladığı sağlıklı bir yıl olsun diyorum. Sevgi olsun. Bolluk olsun, bereket olsun. Öncelikle de tabii sağlık olsun. Herkes için güzel bir yıl olsun. Kanal 3 ailesi olarak bütün izleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum herkese ve tabii ki bol para. Tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Herkese mutlu yıllar. Bakalım haberin merkezi ne diyecek? Mustafa Bey, çalışıyorsunuz. Yeni yıl mesajınızı alacağım. 2022 yılından ümitliyiz. Hem insanlık için, hem kanalımız için, hem kendimiz için ümitliyiz. Sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyoruz herkes için. Öncelikle dolar düşsün, sonra Trabzonspor şampiyon olsun. Barış kardeş, huzur, bol para, muhabbetler, selamlar. Görüşürüz. Benim 2022 yılı için de mesajım, herkes için sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Herkesin de yeni yılını kutluyorum. 2022'nin artık pandemisiz bir hayat, orman yangınsız, hayvan katliamsız bir hayat olmasını istiyorum ve herkesin yeni yılı kutlu olsun diliyorum. Herkese sağlık, mutluluk ve bol kazançlı bir yıl dilerim. Herkese mutlu, huzurlu yıllar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Yayının olmazsa olmazı, teknik ekibi de birer mesaj verdi. Bakalım ne dediler? Güvenlik güçlerimizin öncelikle onlara ben sevgiyle selamlarımı göndermek istiyorum. Ve tüm Müslüman aleminin yeni yılını kutluyorum. Herkes sevdikleriyle mutlu olsun yeter. Yeni bir yılda sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. 2022 herkese huzur, mutluluk ve sağlık getirsin. Herkesin sevenleriyle birlikte yeni bir yıl geçirmesini diliyorum. Yeni yıl herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğiyle. Mutlu yıllar.
Yeni yılda umutlarınız gerçek, mutluluklarınız sonsuz olsun. Yeni yılın tüm Müslüman aleminde sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Tüm dünyaya sağlıklı, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum. Bütün Türkiye'ye sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. İnşallah yeni güzel bir yıl olur. Yeni yıl sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç ve güzel şeylerin getirmesi dileğiyle. Bütün kanala gelsin kanalcı. Evet. Yeni yıl dileklerini öğrendin hepsinde. Senin beklentin nedir yeni yıldan? Ben de yeni yılda Kanal 3 ailesine, yöneticilerimize ve siz değerli izleyenlerimize mutlu bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar. Samimiyetin doruklara ulaştığı röportajlarda zaman zaman gülümseten görüntüler de ortaya çıktı. Bana mı soruyorsun? Evet. Ne diyorsun kızım sen? Abi şuradan ışık. İyi mi? İyi mi? İyi mi? Ama sağ tarafında sivilce var şuradan abi. Ya abi ben gülerim ya. Gül tamam gülerek. Mutlu yıllar. 2021 yılının son gününde gündeme dair önemli gelişmeleri ekranlarınıza getirdik. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Haftaya görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen ekipler belli oldu. Kasımpaşa, Vava Kars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivas Spor, Yukatel Kayseri Spor, İttifak Holding Konya Spor, Trabzon Spor, Aytemiz Alanya Spor, Göztepe, Atakaş Hatay Spor, Fraport Tav Antalya Spor, Fenerbahçe, Royal Hastanesi Bandırma Spor, Adana Demir Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Altaş Denizli Spor ve Beşiktaş Türkiye Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı. Kürek milli takımı 2024 Paris Olimpiyatlarına katılarak derece elde etmeyi hedefliyor. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen hazırlık kampına katılan sporcular çalışmalarını sürdürüyor. 2024 Paris Olimpiyatlarına gitmek istiyoruz. Sporcular koşu ve egzersizlerin ardından her gün Köyceğiz Gölü'nde kürek çekiyor. Kürek Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve kamp sorumlusu Nuri Topsakal, 26 kişilik kalabalık bir kadroyla kampa girdiklerini söyledi. Olarak da mümkün olduğu kadar fazla bir tekne sınıfıyla katılmaya çalışıyoruz. Ayrıca son yıllarda bizim için önemli olan bir konu da bayan sporcularımız çok iyi dereceler almaya başladı. İnşallah bayan sporcularımızda da kampa katılan milli kürekçi Bayram Sönmez'se Mart'tan sonra uluslararası yarışların başlayacağını dile getirdi. Milli kürekçi Enes Gökse, en büyük hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu, bunun için azim ve hırsla çalıştıklarını kaydetti. Daha altında bir şey büyük bir organizasyon oluyor. Orada madalya kazanıyoruz, birinci olmuyoruz. Daha önce 2013 yılında zaten Akdeniz Oyunları'nda Türkiye iki tane madalya kazanmıştı, birini ben kazanmıştım. Kürek sporuna bir önceki Akdeniz Oyunları'nda yapamadığımızı iyi bir netice alamamıştık daha önceki Akdeniz Oyunları'nda. Bu önümüzdeki sene inşallah Akdeniz Oyunları'nda dereceler almayı planlıyoruz ve daha sonrasında 2023'teki de kota yarışlarına, olimpiyat hazırlık kota yarışlarına olimpiyat kota alıp olimpiyatta madalya yapıyoruz. Dünya Moto 3 Şampiyonası'nda 2021 sezonunu 11. sırada bitiren milli motosikletçi Deniz Öncü, gelecek yıl şampiyonluk hedefiyle yarışacak.
Moto 3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Öncü, Red Bull'un düzenlediği sporcu etkinliği için geldiği Bolu Abant'ta yeni hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Organizasyonda ikinci senesini yaşadığını anlatan Öncü şunları söyledi. Önümdeki sene hedefim şampiyonluk. Çünkü bu sene gerçekten kendimi güzel kanıtlayabildim çoğu yarışta. Ceza almadım ve düşmedim. Neredeyse her yarışta birincilik hiç olmasa da podyum için zorluyordum. O yüzden şanssızlıklar olmasa, cezalar almasam aslında belki bu sene bile şampiyon olabilirdim. Deniz Öncü, yarışlarda elinden geleni yapacağını, bayrağı her zaman birincilik kürsüsünde tutmayı istediğini sözlerine ekledi. Denizli Ampute Futbol Takımı ve Denizli Kaplanlar Spor Kadın Futbol Takımı, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla Pamukkale Üniversitesi sahasında gösteri maçı yaptı. Son zamanlarda artış gösteren, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla yapılan gösteri maçını velilerin yanı sıra futbol severler de izledi. Devam et, korkma. Etkinliği değerlendiren Denizli Ampute Futbol Takımı Başkanı ve oyuncusu Ramazan Altu, iyi bir mücadele olduğuna dikkat çekti. Biz bugün böyle bir müsabaka yapmaktan son derece mutlu olduk. Kadına şiddete hayır diyoruz her ortamda, her platformda bunu söylüyoruz. Ancak bizim şöyle de bir gerçek var. Kadına şiddet toplumsal bir olay değil, bireysel bir olay. Onun için bireylerin bu konuda artık eşlerine sahip çıkmak ve eşlerine saygı göstermek, eşlerini sevmek, eşlerine ilgi ve alaka gösterdikten sonra zaten şiddet olmayacaktır. Eş diyoruz, bir tarafımız diyoruz. O zaman bir tarafımızı incitmenin bir anlamı yok diyorum. Denizli Kaplanlar Spor Kulübü Başkanı İsmail Özçakmak da şunları söyledi. Kızlarımız güzeldi. Ampute takımı da çok iyiydi. Ampute takımı tabii bazı futbolcularından eksik. Geçen sene şampiyonluğu oynuyordu. Bizim de kızlarımız 1,5 aylık takım. Biz de bayana şiddet hayır olası olayıyla bugün yardımcı olalım dedi. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.